Sevgili dostlar, sevgili çocuklar, 50 dakikanız başlıyor. 5 dakikanız benden, aman gözümü kara çıkarmayın. Aman gözümü kara çıkarmayın. Başlayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Unutmayın, bu bir bireysel etap. Malzeme değiş tokuşu yok. Herkes ne aldı onu kullanmak zorunda. Bu etapta yapacağınız her artı sizin hanenize yazılır. Sadece yan tezgahtakinden daha iyi değil, herkesten daha iyi yapmanız lazım. Sepetler arkaya. Turuncu, Murat hızlan, Murat hızlan. Tamam şefim. Abi hangi yere götürdünüz? Bak göz açıp kapayıncaya kadar bir dakikayı yediniz bile. Tolga et döveceği var. Tamam şefim. Kullandığınız tahtalara lütfen dikkat edin. Etleri et tahtasında, sebzeleri sebze tahtasında işleyin. Bunun bir yarışma olduğunu, insanlar örnek olduğunuzu unutmayın. Demek tavuk göğüs. Tavuk göğüs. Hadi bakalım. Tek tavuk ben mi aldım? Burada da antrikot var. Yo, bir sürü göğüs alan var yani gördüğüm kadarıyla. Çok almışım ama iki tane yok. Vardı. Tamam, porsiyonunu böyle zaten. Böyle verdikleri için markette. Yani bir şey olmaz. Ama tabii but daha iyi bir seçim olabilir yani. Şefim, etlerin marinasyonu da dolapta. Ha. Bir yandan soğanı sötelemeye başladım. Biberlerimi ayarlayacağım. Öldürürken bir yandan da soslarımı yapmaya başlayacağım. Bak, evde bu tip doğrama işlemleri yapmak isteyenler için bir tane önerim olacak. Altına bez koyalım. Evet. Bunun altına bir tane böyle nemli bez koyarsanız her türlü tezgahtan kaymasını engellersiniz. Nemli olursa kaymaz. Neyi unuttum Arda Bey? Neyi unuttun? Yani burada. Ha, ben bilmem. Ben herkese eşit mesela, hepinizi eşit seviyorum. Eşit seviyorum. Görmüyor gerçekten. Varsayın. Bir görmüyor, şey mi unuttum? Görmüyor varsayın. Bakayım. Evet, bir şey mi unuttum? Kimyon, sirke, Worcester sos koydum. Soya sosu. Ne o? Neyi unuttum? Ben bir şey demem, güzel gözüküyor. Görüntü güzel. Neyi unuttum? Ha? Bilek oynuyor, kol oynamıyor. İşte bu. Aa, süper. Önce soğanları attın. Evet. Neden? Soğanların biraz daha pembeleşmesini istiyorum. Zaten beklerken biberleri iyice salacakken şef suyunu. Yumuşayacak yani iyice. Şimdi bu sebzeleri sotelemede doğru bir sıralama vardır. Hepsini eşit pişirmek istiyorsanız. Bazı sebzeler daha gövdelidir. Bazı sebzeler daha yumuşaktır. O yüzden ne yapmak lazım? Sıralamaya göre pişirmemiz lazım. Gövdeli olanları önce, yumuşak olanları sonra atmak lazım. Doğru şef. Doğru da burada tam tersi gidiyor ama. Evet, ilk sarımsağı atacaktım da orada olduğunu unuttum şefim ya. Teknik hata var. Ben burada alayım, hemen sana devredip çıkayım. Ama kere hala kurtarabilir belki sanki, değil mi? Aynen. Hadi kolay gelsin. Al o tava şeyleri. Yine aynı tavadan devam ederim şefim, biberleri atıp. Ondan sonra eklerim. Önce bunlardan başladı. Şefin de dediği gibi. Önce biberler, sert gövdeli olanlar. Aynen. Tamam şefim. Çünkü onlar kabuğu var, şeyi var. Daha uzun zamanda pişecek. Tezgah. Bunları ya, çek, ne olur, Türkiye görsün. Ne olur. Ha, yemek yarışmasında bunlar nasıl çalışıyor? Suçlular. Lütfen. Bu çocuğu da çek, bu toplu. Sessiz. Konsantre. Konsantre. Bir şey daha söyleyeyim mi? Tabii şef. Bak, bu tarafıyla doğrarsan o bıçak iki gün sonra hiçbir şey kesmeyecek. Yok, bu tarafı. Amacım zaten tamam şefim. Tamam mı? Tamam şefim. Burası yumuşak, burası keser. Çekirdeklerini at. Ben tamam şefim. Soya sosu unuttum. Soya sos yapacağım. Soya sos niye? Daha lezzet veriyor. Hayır, olmaz. Olmaz mı? Ya, o zaman ya, doğru bir seçim yapmışım.
Yani bir soya sos merakıdır gidiyor. Bakayım sizde var mı soya sos? Bende yok vallahi şef. Meksika mutfağı yapıyoruz. Meksika'da soyu nereden bilsin şef? Meksikalı köylü soya sos görmüş mü? Kafalar karışmasın. Biraz karıştı. Farkındayım. Son bir dakika. Arkadaşlar son 35 saniyeniz. Hala tabaklamayanlar var aranızda. Yetiştiremeyeceksiniz. Tadıma çıkartamayacaksınız. Haydi. Son 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1, 4. Tekrarları bırakın. Kaldı elim burada. Arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Kaldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.